Yaşayan fosiller. Evet, elimde 30 milyon yıllık bir meşe yaprağıyla bugün karşınızdayım. Ee, günümüzde yaşayan meşelerle arasında hiçbir fark yok. Bakın detaylıca incelediğimizde yaprakları, üzerindeki damarının çizgileri, damar yollarının hepsinin aynı olduğunu görüyoruz. Ve günümüzdeki meşeler arasında hiçbir fark yok. Bunu bugün kim söylüyor? Paleo biyologlar söylüyor. Yani fosillerin üzerinden onun hangi türe ait olduğunu söyleyen paleontologlar bu işin uzmanı. Onların söylediğine biz bakıyoruz. Bilimin sesine kulak veriyoruz ve canlıların ne kadar eski olursa olsun hiçbir zaman evrim geçirmediklerini, değişmediklerini ve başka canlı türlerine dönüşmediklerini net bir şekilde paleontolojiyle ortaya koymuş oluyoruz. Bu bir yaprak fosili fakat yapraklar bildiğimiz gibi çok yumuşak yapılardır. Çok dayanıksız yapılardır. E, ağaçtan düştükten sonra bir yaprağın hayatta kalması hele hele 30 milyon yıldır e, kayaçların arasında e, kalarak kendisi de bir taş olarak beklemesi yani o hale gelmesi çok zor bir ihtimal ama oluyor. Karbonizasyon denilen günümüzdeki kömür yataklarının petrol yataklarının oluşması sürecinde e, organik atıkların Organik mesela canlı bedenleri veya bitkilerin yaprakları da buna dahildir. E, bu süreçteyken bazı e, fosiller diyelim yeryüzüne yakın yerde duruyorlar ve paleontologlar tarafından çıkartılabiliyorlar. Bu da örneklerden birisi ve çok nadir bir örnek. Az örneğinin e, yani az örnekte az sayıda fosil bize sunan yaprakların bu çok geçerli bir örneği. Çünkü çok net belli damarlanma yapısı yaprağın şekli bunun bize bir meşe yaprağı olduğunu gösteriyor. Meşeler bitkidir. 30 milyon yıl önce de yaşadığına göre 30 milyon yıl önce de fotosentez yapabiliyordu. Palamutları o zaman da vardı ve günümüzdeki yaşayan meşeler arasında hiçbir fark yoktu. Bunu e, yaprak şekillerine, günümüzdeki meşenin yaprak şekillerine bakarak paleontoloji bilimi net bir şekilde ortaya koymaktadır.